İstanbul Sözleşmesi, kadınların muhtaç ve zayıf bireyler olduğunu mu işaret ediyor? İstanbul Sözleşmesi, kadını erkekten daha mı üstün görüyor? Herkesin hakkını savunan bir sözleşme bu. Soramazsın yeni bölümünde Nuri Harun Ateş ile birlikteyiz. Nuri Harun Ateş, bir sanatçı ve İstanbul Sözleşmesi savunucusu. Hoş geldin Harun. Hoş bulduk. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında İstanbul'da imzalanmış bir sürü ülkenin de imzası olan ilk imzayı Türkiye'nin attığı şiddete karşı kadına, çocuğa, mağdur olana, aile içi toplumsal bu şiddeti durdurmak için yazılmış uluslararası bir sözleşmedir. İsmi neden İstanbul Sözleşmesi? İstanbul'da imzalandığı için 2011 yılında. Ve ilk imzayı Türkiye attığı için İstanbul Sözleşmesi olarak koymuşlar ismini. Sözleşme 2014 yılında sessiz sedasız yürürlüğe girdiği halde neden şimdi bu kadar tartışma yarattı? Sayılar değişmiyor. Gittikçe artıyor şiddet olayları. Dönüp dolaşıp sosyal medyada artık her şey çok görünür hale geldi. Bunu tartışmaktan ve bunu dert etmekten başka çıkış yolumuz yok. Daha önce imzalanmış böyle bir sözleşme olduğu ortaya çıktı ve yürürlüğe girdiği halde uygulanmamış. Ee, yani niye tartışmayalım ki bunu? Başka tartışacak ne olabilir ki daha mantıklı? Yasalar önünde kadınla erkeğin eşit olmadığını mı düşünüyorsun? Vallahi yasaların hepsine hakim falan değilim. Ama toplumun içerisinde kadın ve erkek eşit değil. Eşit haklara sahip değil. En azından bakış açısı, geleneksel yaklaşım öyle değil. Bunun eşitlenmesi için bu sözleşme çok değerli. Ne yazık ki değil. Öyle olduğunu iddia edene de... Ne diyebilirim ki? Yani benim gördüğüm toplumumuzda kadın erkek eşitliği henüz sağlanmış değil. İstanbul Sözleşmesi toplum ahlakını bozmaya mı çalışıyor? Tam tersi, toplum ahlakı denilen yani birbirine saygı, birbirinin alanına saygı, birbirine zarar vermeme, sevgi dolu olabildiğince Yan yana mutlu bir toplum yaratma peşinde İstanbul Sözleşmesi. Kimsenin ahlakıyla ilgilenen bir sözleşme değil ya da kimsenin e, düzenini bozmak üzere yola çıkmış bir sözleşme değil. Sözleşmenin amacı zaten düzeni sağlamak, içinden şiddeti çıkartmak düzenin. İstanbul Sözleşmesini neden savunuyorsun? Sözleşmeyi okudum. Savunulmayacak. Hiçbir tarafı yok. Bence okuyan herkes de aynı kanıya varacaktır. Bu yüzden savunucusuyum. Bir sanatçı olarak neden bu programa katılıp İstanbul Sözleşmesi'ni anlatma ihtiyacı duyuyorsun? Çünkü sanatçı olmak herhangi bir imtiyaz sağlamıyor bana. Ee, ben de bir evde oturuyorum, faturalarım var. Sokağa çıktığımda aynı şeylere maruz kalıyorum. Twitter'da aynı haberleri okuyorum. Bu şiddet olayları, ayrımcılık, ayrımcı dil, kutuplaşma hepsinden müzdarip bir insanım ben de. Ee, bunlardan kendimi soyutlamanın bir yolunu bulsam hiç bu konularla ilgilenmem. Ama böyle bir yol yok. Kimsenin böyle bir şansı yok. Ben de toplumun içinde bir birey olarak var olan iyi niyetlerle yapılmış bir akılcı yapılmış bir sözleşmenin varlığını sürdürmesini istiyorum. Yani bir şekilde belki iyi şeylere vesile olur. Şu an ne kadar uygulanmıyor olsa da böyle bir şeyi konuşmak bile bir sürü insanın kafasını açacaktır. Yani sözleşme hakkında konuşmak bile geliştirici bir süreç. Herkes için. Sözleşmenin tüm maddelerini okudun mu? Okudum. Herkese de tavsiye ederim. Uzun da değil. Herkesin anlayabileceği, açık bir dille yazılmış, fazla hukuksal terim içermeyen, hepimizi ilgilendiren, ayrımcılıkla ilgili ilgili, toplumsal cinsiyetle ilgili. E, bu gördüğümüz üçüncü sayfa haberleri artık birinci sayfaya taşındı. İşte Twitter'da topik olan bir sürü bir sürü e, kanlı cinayetle ilgili. Ondan tutun başka başka bir sürü yaraya diyeyim değinen çok iyi düşünülmüş geniş kapsamlı bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi kadınların muhtaç ve zayıf bireyler olduğunu mu işaret ediyor? Hayır. İstanbul Sözleşmesi hepimizin bir gün zayıf ve muhtaç hale gelebileceğini ve hepimizin herhangi bir şiddete maruz kalabileceğini aile içinde ister erkek ister kadın olsun, ister çocuk ister büyük olsun, erkek de olsanız, kadın da olsanız bir şiddet mağduru olabileceğinizi, bir ayrımcılık mağduru, bir ötekileştirme mağduru olabileceğinizi söylüyor ve bunun önlenmesi için Hukuksal, sosyal alanda ne yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Bununla ilgili yasala, yasal, yasal e, ve toplumsal olarak nasıl bir hareket, nasıl bir aydınlanma yaşamamız gerektiğini gösteriyor. Kadınlar üzerinden bunun konuşulması çok doğal çünkü e, istatistiksel olarak daha çok kadın maruz kalıyor bu şiddete, bu ayrımcılığa. Hala. Ne yazık ki dünya çözemedi yani kadınlarla ilgili problemini. Bana çok ilkel geliyor ama işte ben de bir LGBT artı bireyim yani bir eşcinselim, ben de bir ötekiyim. Bizimle de ilgili sorunu var toplumun, toplum dediğimiz kalabalığın. Ama herkes dediğim gibi mağdur olabilir, herkesin hakkını savunan bir sözleşme bu. Ya yani sadece eşcinseller, sadece kadınlar, sadece çocuklar değil, İhtiyacı olan ve şiddete uğramış herkes için bir sözleşme. LGBTİ artı bireyleri için hangi maddeler var sözleşmede? Sözleşmede LGBT artı bireyler için açılmış ekstra bir parantez yok ya da onlar hakkında bir ekstra bir madde yok. Burada mesela işaretledim özellikle bu madde 4'te temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme. Zaten her şeyi anlatıyor maddenin ismi. Diyor ki cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, bir ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen ya da mülteci olma durumu veya başka statüler temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın taraflarca uygulanması güvence altına alınmıştır. Yani burada hepimizi kapsıyor bu. Yani şimdi biz de toplumun içinde yaşadığımız için eşcinseller olarak bizi de herhangi bir azınlığı da herhangi bir mülteciyi de e, aklınıza kim gelirse yolda yanınızdan geçen herkesi kapsıyor. İyi niyetle yapılmış. İstanbul Sözleşmesi kadını erkekten daha mı üstün görüyor? Hayır. Tamamen eşit düzlemde herkes. Eşit haklara sahip olsun diye yazılmış sözleşme. Yani kadın, erkek, çocuk, LGBT artı, etnik azınlık, farklı dilde konuşan mülteci, aklınıza ne gelirse. Dördüncü maddede zaten hepsinden bahsediyor. Yani bütün herkesi, toplumun her kesimini kapsayan, kadınlar üzerinden her kesimini kapsayan. Dediğim gibi istatistiksel olarak kadına yönelik şiddet olayları diğerlerinden çok daha fazla. Ee, ama buradan yola çıkıp herkesi kapsayan bir şey yapmışlar bu sözleşmede. 2011 yılında ve bir sürü geçmişte yapılmış sözleşmenin esaslarına sadık kalınarak 1900'lerin ilk yarısından itibaren. Sözleşmede erkeğin haklarını savunan maddeler var mı? Özellikle erkek, özellikle kadın, özellikle çocuk yok. Genel olarak herkes, mağdur konumunda olan herkesin haklarını savunuyor. Bu bir erkek çocuğu da olabilir, kız çocuğu da olabilir. Dediğim gibi LGBT artı birey de olabilir. İnsan hakları üzerine bir sözleşme bu. İnsanı e, temeli, merkeze koyan bir sözleşme. Sözleşme uygulanmaya başladığında erkek kadına nafaka vermeye devam edecek mi? İstanbul Sözleşmesi şiddet, odağa şiddeti almış ve mağduru almış bir sözleşme. Nafaka ise aile hukukuyla alakalı başka bir mesele. İstanbul Sözleşmesi aile hukukuyla ilgili herhangi bir şey karışmıyor ya da herhangi bir uzantısı yok oraya doğru. Aile içindeki şiddetle ilgileniyor. Sözleşmede kadının beyanı esastır ilkesi var mı? Sözleşmenin içeriğinde kadının beyanı esastır ya da erkeğin beyanı esastır diye herhangi bir şey yok. Sözleşmede saçma bir şey yok. Bu saçma bir şey zaten. Mağdurun beyanı diye geçiyor. Erkek, çocuk, kadın. Bu tamamen bir manipülasyon. Yani sözleşmeyi karalamak için insanların sözleşmeyi okumadan uydurdukları şeylerden biri. Çünkü sözleşme gerçekten her türlü ayrımcılığın önüne geçmeye çalışan bir sözleşme yoksa ben benim gibi insanlar niye yanında dursun ki? Yani ben mağdurdan yanayım tabii ki. Hepimiz mağdurdan yanayız. Niye kötülüğünü isteyelim ki zaten zor durumda olan bir insanın? Yani mağdursa erkek, kadın, trans, çocuk ne olduğunun hiçbir önemi yok. Onun haklarını savunan bir sözleşme bu. Kadının erkeğe iftira atmasını hangi sözleşme maddesi engeller? Hiçbir sözleşme maddesi engellemez erkeğin iftira atmasını da engellemez. İnsanlar birbirlerine iftira atarlar, atabilirler. Ve Türk Ceza Kanunu'nun bununla ilgili yargılama ve hukuksal süreçleri vardır. Bu bir suçtur çünkü iftira atmak. Yani sözleşme içinde iftira ile ilgili herhangi bir şey yok. Kadının iftira atmasıyla ya da erkeğin iftira atmasıyla. Böyle herhangi bir bundan bahsetmiyor sözleşme. Şiddetten bahsediyor uygulanmış bir şiddetten, uygulanabilme ihtimali olan şiddetten bunu önlemek için düşünmeye davet ediyor bizi ve bununla ilgili yasaların düzenlenmesine davet ediyor. Var olan yasalar düzgün uygulansa ve suçlular cezalandırılsa böyle sözleşmelere gerek kalır mı? Kanunlar her zaman için bir sürü caydırıcı etkiye sahip ama bence şu anda bizim İstanbul Sözleşmesi'nden söz ediyor olmamız bu sözleşmenin yapılış amacına hizmet ediyor. Bir sürü insan bunun üzerine düşünerek, bunun üzerine manipülasyon yapmadan okuyarak bir sürü şey öğrenebilir ve bizim elimizde şiddeti durdurmak ailede başlıyor çünkü şiddet ilk önce kendi annesinden babasından öğrendikleriyle büyüyor o çocuklar ya da Onların şiddetine uğruyorlar. Akran zorbalığına uğruyorlar. Bir sürü bir sürü şey çocukken başlıyor daha. Bence bunlardan bahsediyor olmak bile sözleşmenin amacına hizmet ediyor. Kanunlara, yasalara yeni düzenlemeler getirilecektir. Yeni caydırıcı cezalar yapılacaktır. Ama her şey insanda bizim kafamızın o yönde çalışmasıyla çözülecek. Yani siz doğru davrandığınızda, aile içerisindeki huzuru sağladığınızda aile içerisindeki e, rolleri eşitliğe kavuşturduğunuzda zaten oradaki şiddeti bitirdiğiniz zaman toplumdaki şiddet de otomatik olarak yok olacak. Kadına yönelik şiddeti uygulayan erkeği yetiştiren de yine bir kadın. Kadınları eğitmek yeterli değil mi? Bence bu da bir ayrım biçimi. Yani sonuçta o, o kadın sadece kadınlar yetiştirmiyor ki erkekleri e, ya da kadınları. Yani evet bizde anne yetiştirici baskın konumda konumlanır aile içerisinde. Ama ne olursa olsun orada eğer evin içinde başka bir birey varsa bu dede olur, anneanne olur, babaanne olur, amca olur, dayı olur. Ee, başka bir sürü figür var o eğitim sürecine katkıda bulunan ya da zarar veren. Böyle ayıramayız yani kadınları kadınlar yetiştiriyor. E, o zaman kadınları kapatalım bir yere eğitim verelim. Öyle bir şey yok. Yani bu eğer sen anneysen, sen de babaysan bu dünyaya bir çocuk getirmeye karar veriyorsunuz. Nasıl kadın tek başına çocuk yapamıyor? Erkeğe ihtiyacı var. Erkek tek başına çocuk yapamıyor, kadına ihtiyacı var. Sperm bankalarından bahsetmiyorum. Yani bu şey, organik yöntemden bahsediyorum. Bu yöntemle yapılan çocuklar için dünyaya getirmiş kişi olarak ve eğiticisi olarak bir bilinç düzeyine çekilmeleri lazım. İyi düşünmeleri o Aldıkları sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu, o çocuğa hiçbir travma yaşatmadan olabildiğince sıcak, şiddetsiz bir ortamda kendini güvende hissetmesi, insanları düşman olarak, rakip olarak, çıkar ilişkisi kurmadan yan yana durabileceği diğer canlılar olarak türcü bir varlık olmasını önlemek için tabii ki herkesin eğitimi alması gerekiyor. Yani annenin de babanın da eşit bence. Kadınlarla çözülecek bir şey değil bu. Ya da kadınla ya da sadece erkekle ya da sadece kadınla. İstanbul Sözleşmesi'nin aileye yıkma, evlilik kavramını bitirme amaçları var mı? Yok. Yok, bununla ilgilenmiyor İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi ailenin içindeki oluşabilecek şiddeti önlemek üzerine ne yapabiliriz düşünüyor. Yani aileyi bozmak değil de düzeltmek içinde şiddet varsa ondan arındırıp daha sağlıklı, daha uzun sürebilecek hale getirmek belki derdi olabilir. Ama aileyle ailenin bozulması, yok olması bunlarla asla ilgilenmiyor. İstanbul Sözleşmesi İslam'a ve İslami kurallara aykırı mı? İstanbul Sözleşmesi her dine eşit mesafede, her dine saygılı, her türlü azınlığa azınlığa sahip çıkan, Mağduru dediğim gibi odağa alan, okulda uğradığı şiddete, dershanede uğradığı şiddete, ailenin içinde uğradığı şiddete e, izin vermemek adına yazılmış bir sözleşme, yapılmış bir anlaşma. Herhangi bir dinle ayrı düşmesi söz konusu değil. Çünkü insanı odağa almış, mağduriyeti ortadan kaldırmak, şiddeti yok etmek isteyen hangi din şiddeti destekliyor ki? Desteklemiyorlardır eminim hiçbir din. Kadın haklarını savunan bu sözleşme trans kadın haklarını da savunuyor mu? Ayırmıyor. E, çünkü trans kadın, kadın ayrımı yok. Sözleşmede öyle bir şey yok. Yani e, herkes için bu sözleşme. Her insan için. Trans kadın, trans erkek, erkek, kadın, çocuk, gay, lezbiyen, interseks, aklınıza ne gelirse. E, var olan herkes için. Herkes için. Eşit. Bu sözleşme insanları eşcinselliğe özendiriyor mu? Eşcinsellik özenilebilecek bir şey değil. Ya ben bir eşcinselim. kimseyi özenmedim. Eşcinsellik özendirilebilecek bir şey değil. Eşcinsellik bir yönelim. Ee, doğduğunuzda sizinle birlikte doğan kendi doğal yöneliminiz. Yaşadığım süreçte, bu yaşıma kadar o kadar garip şeyler, o kadar büyük ötekileştirmeler, o kadar büyük dışlanmalar, ee, Gerek aile içinde gerek aile dışında şiddetlere maruz kaldım ki buna niye özenir bir insan? Manyak mıyım? Kadını korumak için LGBTİ haklarını desteklemek zorunda mıyız? LGBTİ haklarını desteklemek zorundasınız. Çünkü LGBTİ hakları insan hakları. İnsan olan herkes her türlü insanın hakkını savunmalı. Sözleşmeyi okumadan fikir sahibi olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Üzülüyorum sadece. Ee, çok basit, yani rezil olmamalarının ya da e, yanlış bir şey neden olmamalarının tek yolu var, e, fikir beyan ettikleri şeyi okumaları. Zor bir şey değil. Birkaç sayfalık bir sözleşmeden bahsediyoruz.